Ülkemizin de yaşadığı madde kullanımı ve uçucu uyarıcı uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele faaliyetlerini yürütmek, bugün asli olarak devletimizin ve teşkilatımızın çok önemli görevler arasında yer alıyorsa da, aslında bu mücadele toplumumuzun her ferdinin temel düşüncesi olmalıdır. Bizler Türk Polis Teşkilatı olarak yürütmekte olduğumuz proaktif polislik anlayışımızla birlikte, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin uyuşturucu madde kullanımından ve bağımlılıktan koruyabilmek için var gücümüzle 24 saat görev ifa etmekteyiz. Narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığımız tarafından faaliyete geçirilen Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzlem Merkezi TÜBİM'in etkinlikleri çerçevesindeki En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve anne adaylarına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi, semineri ilimiz narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü personellerimiz tarafından yıl boyunca devam ettirilmektedir. Değerli anneler, anne adayları, çocuklarımızı korumak, onları uçucu, uyarıcı ve uyuşturucu madde bağımlılığından uzak tutmak, hayatlarının her aşamasında çok fazla ihtiyaç duyduğu sevgi ve ilgiyi onlardan esirgemeden devletimizin tüm paydaş kurumlarıyla etkili mücadeleyi birlikte vermek durumundayız. Teşkilat olarak bizler mücadelemize devam ederken sizlerin ve toplumumuzun tüm kesimlerinde bu mücadelede etkili sonuç veren Uyuma aplikasyonunun akıllı telefonlarınıza indirilmesiyle bizimle her an irtibatta olmamız ve bizlere kılavuzluk etmenizi de özellikle rica ediyorum. İnanıyoruz ki hiçbir aile, hiçbir anne ve anne adayı çocuğuna asla uyuşturucu bağımlılığını yakıştıramaz. Onun içindir ki evlatlarınızı sizler, teşkilat olarak da bizler asla sevgisiz, ilgisiz ve yalnız bırakmamalıyız. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Sözlerime son verirken katılımlarınız için şahsım ve teşkilatım adına her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken gazilerimizi de şükranla anıyoruz. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Bu proje aynı zamanda yine temel sorunlarımızdan olan aile içi şiddet ve kadına karşı şiddette de ciddi manada farkındalık yaratmak düşüncesiyle çok iyi bir noktaya geldik Karabük Emniyet Müdürlüğü olarak. İnşallah onların da sunumlarıyla nerede olduğumuzu sizlere de anlatabilmek, bu farklılığı, farkındalığı sizlere de yaratmak, anlatmak düşüncesiyle. Ayrıca bu YEDAM'ın Yeşilay çatısı altında kuruluşu Eylül ayı itibariyle hayata geçirilen, şehrimiz için de çok önemli bir kazanım olduğunu düşündüğümüz YEDAM'da klinik psikologlar, sosyal çalışmacılar ve halkla ilişkiler uzmanlarıyla birlikte inşallah bu mücadelede bağımlılık noktasına gelen sadece burada uçucu uyarıcı, uyuşturucu madde bağımlılığı değil, alkol bağımlılığı, işte teknolojik bağımlılık, kumar bağımlılığı dahil bu tür bağımlılıkla mücadelede şehrimize gerçekten çok önemli bir itici güç, ivme kazandıracaktır. Onun için onlara da hem toplantıya katıldıkları için hem de bize verdikleri, verecekleri destekler için yine şahsım ve teşkilatım adına ayrıca teşekkür ediyorum. Narkotik suçlarla mücadelenin önemi. Uyuşturucu, sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak kişileri zayıf düşen nedenlerden biridir. Uyuşturucu sorunu özellikle genç nesilleri tehdit ederek toplumların geleceğine zarar verir. Ve en önemli bilinmesi gereken nokta ise terör örgütleri ve diğer suç örgütlerinin en önemli geçim kaynağı uyuşturucu maddedir. Öncelikle uyuşturucu madde belli bir miktarda alındığında kişinin merkezi sinir sistemine etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddeleri uyuşturucu madde diyoruz. Madde bağımlılığı ise İnsanın yaşamına devam edilmesi için gerekli olmayan fakat vücuduyla tanıştıktan sonra da ihtiyacıymış gibi o maddeyi alıp kullanması ve devamında bu maddeyi bırakmakta zorlanması durumunda madde bağımlılığı deniyor. Danışanlarımızdan mesajlar görüyorsunuz şimdi. Eskiden geceleri uyumadan oğlumun eve gelmesini beklerdim. Sayenizde geceleri artık daha rahat uyuyorum. Babam temiz kalınca ilk defa baba olduğunu fark etti. Yeşilay'a teşekkür ediyorum. Elektronik kelepçe uygulaması da verilen önleyici tedbir kararlarının teknik yöntemlerle takibidir.
Burada amaç şiddet mağdurunun daha etkin bir şekilde korunmasını sağlamaktır. Şu anda 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren 81 ilde elektronik kelepçe uygulaması yaygınlaştırılmıştır. Şu anda Karabük ilinde de 2 elektronik kelepçe uygulamamız aktif halde yürütülmektedir. Elektronik izlem merkezinin takibi Ankara merkezinde yapılmaktadır. Bu şekilde mağdura ve şüpheliye 2 el ünitesi veriliyor. Şüphelinin ayak bileğine de bu şekilde bir elektronik kelepçe takılıyor. Takibi de Ankara merkezli olarak yürütülüyor. KADES uygulamamız, kadın acil destek uygulaması şu anda bütün kadınların neredeyse telefonlarında bulunan bir acil destek uygulaması. Bize de müracaatlara gelen bütün kadınlara KADES uygulamasını indirmesini sağlıyoruz. Burada eğer kolluğu arayacak bir vakti olmadığında şahıs tek tıkla yardım çağrısında bulunabiliyorlar. Şu anda da Türkiye genelinde KADES indirme sayısı 2.678.957 kişi indirmiş. 230.368 kadın da kadın acil destek uygulamasını kullanarak yardım çağrısında bulunmuştur. Arz ederim.